Merhaba arkadaşlar. Bu akşam Excel'de kamera kullanımı ile ilgili bir örnek yapacağım. Şimdi düşündüm, aklıma fazla bir şey gelmedi ama geçen haftalarda anlattığım bir metretül formülü vardı. Onun üzerinden göstermek istiyorum yine sizlere bunu. Öncelikle penceremizi yine hızlı bir şekilde çizelim. Bir dikdörtgen alıyorum. Hatırlıyorsanız şöyle bir pencere bir şeklimiz var. Şöyle olsun yine. Yine şunun kopyasını alıyorum. Şöyle. Tamam. Şimdi bunu arkadaşlar kendi işinize göre ayarlarsınız. Ben bu örnek üzerinde anlatacağım size. Bizim penceremiz olsun. Pencerenin şurası açılıyordu hatırlıyorsanız. Şöyle biraz dersleri uzattığından şikayetçi olabilirsiniz. Ne yapalım arkadaşlar, huyum böyle. Çünkü güzel olmasa devam edemiyorum. Penceremizin şu iki tarafı açılıyordu örnek olarak. Şöyle bir gruplandırayım. Şöyle çevirelim bu tarafa doğru. Tamam. Evet. Şöyle bir pencere örneği yapmıştık. Şimdi Excel'de kamera kullanımı dedik arkadaşlar. Kamerayı nasıl kullanacağız onu hemen göstereceğim size. Eyvah. Şuraları daraltmam lazım biraz. Hepsi daralıyor. Pencere de küçülüyor haliyle. Pencereyi de şöyle bir Ctrl A ile seçtim. Ctrl A ile seçemiyorum. Bir tanesini seçtikten sonra Ctrl A'ya basınca hepsi seçildi. Sonra sağ tuş gruplandır dedim. Penceremi şu şekilde aldım. Hatta ekleden bir tane de çerçeve daha çiziyorum arkasına. Şöyle. Bunun rengini de şöyle bir renk yapayım. Sonra sağ tuş en alta gönderdiğim. Ben onu da burayla gruplandırayım arkadaşlar. Tamam. Şöyle penceremiz burada kalsın. Formülümüz neydi? Pencerenin boyu. Boydan kesim. Enden kaç parça kesilecek? Açılan dedik. Metretül dedik. Tamam. Şimdi metretül formülümüz neydi arkadaşlar? Metretül eşittir. Parantez içinde. Boy çarpı boydan kesim artı en çarpı en için kesim artı açılan pencere çarpı 120 parantezi kapatıp bölü 100 diyorduk. Metre cinsinden metretülü buluyorduk arkadaşlar. Şimdi şurayı da seçiyorum. Bunlar kalın, ortalanmış olsun. Bir de çizgileri olsun diyorum. Tamam. Şimdi kamerayı nasıl kullanacağız arkadaşlar? Bunu hemen göstereceğim size. Şurada herhangi bir butonun üzerinde sağ tuşa basıyoruz. Burada şeridi özelleştir diyoruz. Burada popüler komutlar var arkadaşlar. Burada şeritte bulunmayan komutlar diyorum. Ve bunların arasında K harfine basarsam burada kamerayı görüyorum. Burada yeni bir sekme açıyorum arkadaşlar aşağıya. Yeni sekme. Ve şu kamerayı sekmenin içine attım. Ve tamama basıyorum. Hatta bunu yeniden adlandır diyerek buna özel diye isim verip hatta burada bir şekil de seçebilirim buraya ve tamam diyorum, tamam diyorum. Gördüğünüz gibi yeni sekme, şurada kamera geldi, burada da özel yazıyor, simgesi gelmedi, neyse. Kameramız burada. Şimdi ben şu boyu seçiyorum ve kameraya tıklıyorum. Bana diyor ki nereye almamı istiyorsun? Yine hala burada bu pencerede boy hangisi, en hangisi? Boy şurası herhalde. Bak şurayı tıklıyorum arkadaşlar. Bakın boyu şuraya aldım. Sonra şu boy kesimini seçip yine sekmeden kameraya tıkladım ve boydan kesmek için şurayı tıkladım. Şurası boydan kesilen parçalardır. Boy için kesilendir. En'i seçiyorum ve kameraya tıklıyorum. En dediğimizde şurasıdır. Şu boydan kesimi de şuraya alalım isterseniz.
Tamam. Eni seçiyorum ve yine kameraya tıkladım. Eni seçtik zaten. En kesimini seçiyoruz. Kameraya tıkladık. En için kestiklerimiz şu parçadır. Gerçi hepsi birbirine benziyor ama neyse. Şu parçalar da enden kestiğimiz parça olsun. Açılanı seçip kameraya tıklıyorum ve şuraya tıklıyorum arkadaşlar. Açılan bu. Hatta bunun bir kopyasını da şuraya alalım. Tamam. Metre tülü de seçip şu ekranın ortasına tıklayalım arkadaşlar. Şöyle. Metre tülümüz de bu. Metre tülümüz de bu. Şimdi dikkat ederseniz mesela boya 100, 160. Otomatikman şuradaki boya 160 geldi gördüğünüz gibi. Boydan kestiğimiz 1, 2, 3, 4 parça en 210. Gördüğünüz gibi şu ene 210 geldi arkadaşlar. Enden kestiğimiz, en içi kestiğimiz 3 parça. 2 pencere açılıyor. Ve gördüğünüz gibi tüm formüllerimiz pencere üzerinde, metre tülümüz 15,1. Şunları değiştirdiğimiz zaman metre tülümüz de buna göre değişiyor gördüğünüz gibi. O 180 dediğimiz zaman hepsi değişiyor. Böyle bir örnek üzerinde kullanabilirsiniz. İkincisi mesela şöyle bir şey yapalım. Mesela buraya ocak dediniz. Ocak. Şuraya tarih dedik. Tarih. Ondan sonra buraya da tutar dedik. Şuraya da toplam dedik. Ondan sonra toplama ne diyoruz arkadaşlar? Bir formül topla diyoruz. Şurayı topla. Sonra ocağın bir kopyasını aldık şuraya. Çift tıkladık. Buna şuba dedik. Şubat. Böyle bütün aylarımızı hazırladık. Ondan sonra ocağa gelip birkaç tarih girelim. 01.01.2021 mesela. Gider işte 500 lira. Ya da 5000. 03.01.2021 daha girmedik ama 2021'e 6000 lira vesaire. Şubat'a geldiğimizi farz edelim. 01.02.2021 500 TL vesaire. Şimdi burada ikinci sayfada ay toplamları dedik. At oldu. Şurası ay olacak. Yani kendi işinize uyarlamanız gerekir. Hemen geliyorum ocağa. Burada yeni sekmeden kameraya tıklayıp şu toplamı pardon. Önce seçiyorum. Sonra yeni sekmeye gelip kameraya tıklıyorum. Sonra bunu nerede istiyorum? Burada istiyorum. Buraya tıklıyorum. Gördüğünüz gibi buraya getirdim. Hatta istiyorsanız döndürebilirsiniz. Shift'le beraber. Toplam. Şimdi ocaktaki şu toplamı ortaladığınız zaman kamera tarafı da aynı şekilde ortalanmış olur. Buradakileri kalın yapıp rengini değiştirirseniz ay toplamlarında da yine aynı şekilde değişir. Bunu istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Biçim menüsüne gelip değişik gölgeler verebilirsiniz arkadaşlar nasıl istiyorsanız. Şöyle yaptık. Şuraya da ocak dedik mesela. Ocak. Sonra tekrar Şubat'a geldim. Şubat'taki şunları da seçiyorum. Kalın yapıyorum. Ortalıyorum. Yazı rengini mavi yapıyorum. Sonra geliyorum. Yeni sekmeden kameraya gelip alt ay toplamlarına gelip şuraya tıklıyorum. Şuradan tekrar uzatabilirim. Renk verebilirim. Dönüştürebiliyorum. Şöyle çevirebiliyorum. Biliyorum. Şöyle biraz büyüttüm. Ve buraya da Şubat diyorum. Gördüğünüz gibi yani tüm formüllerinizi, değişik sayfalarda yaptıklarınızı gelip görünümden kılavuz çizgilerini gösterme diyorum. Ben artık buradan ne girersem arkadaşlar 05.02.2021 15.000. Gördüğünüz gibi 15.500. Hatta şöyle bir de para birimi yapalım. Para birimine tıklıyorum. Şubat'takini de Ocak'takini de yine para birimi yapalım.
Şuraları da aynı şekilde. Şu batı da aynı şekilde şöyle. Yani gelip burada ay toplamlarına baktığımız zaman burada toplam, Ocak toplamı, Şubat toplamını burada görebiliyorum. Yani bunu isterseniz bir şeklin içerisine ekleyebilirsiniz. Yani nasıl istiyorsanız. Gelip ocağa geldim. Şurayı seçtim. Yeni sekmeden kameraya gelip ay toplamlarına gelip kamerayı şuraya alabilirim. Gördüğünüz gibi toplam burada. İkisini seçip gruplandır dersiniz. Bunu artık nereye alırsanız formülümüz orada. Bakın 11.000 buradadır. Mesela ben buraya 15.01.2021 diyorum. Buraya da 7.500 yazıyorum. Gördüğünüz gibi 18.500. Buraya geldiğim zaman bakın şu okun üzerindeki de 18.500 olarak değişmiş. Siz bunu bir şeklin üzerine, resmin üzerine, yani nerede istiyorsanız, isterseniz şuradaki gibi bir şekil üzerinde kamerayı kullanabilirsiniz. Burada onlarca sayfanız olur. Sonra bir ana sayfa yaparsınız. Ana sayfada tüm başlıklardaki toplamların kamera görüntüsünü ana sayfaya toplayabilirsiniz. Böyle bir örnek yaptım. Umarım faydalı olmuştur. Kendi işinize uyarlarsınız arkadaşlar. Hepinize başarılar diliyorum. Başka bir derste görüşmek üzere.